Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Bana diyor ki, cepte gözükmekten kurtulmak yetmez. Ben aynı zamanda ipleri de elime almak istiyorum. İlişkimde kontrolü elimde tutmak istiyorum. Bana artık balık verme, bana artık balık tutmayı öğret dedi. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bu düşünce pek de olumlu bir düşünce değil arkadaşlar. Bir ilişkide birini cebe almaya çalışmak, ipleri ele almak istemek, ilişkinin kontrolünü tek başına üstlenmeye çalışmak çok kötü bir şey aslında. Neden kötü? İlişki iki kişilik olduğu için. İlişkide denge kurmak önemli olduğu için. İlişki karşılıklı paylaşım olduğu zaman çok daha keyifli bir şey olduğu için. Ben bu mantığı anlatırken şöyle bir karşılık verdi. Ya sen bana anlat da ben nasılsa 2-3 aya kadar onun cebine girerim zaten. En azından süreçlerde dengeyi öyle sağlamış olayım. Tamam dedim. Ben size bu işi centilmenlik sınırlarında anlatacağım. Bugün hem değer verip hem ipleri nasıl elinize alırsınız onu anlatacağım. Bunu sağlamak için de en önemli kriter olan saygıyı hep ön planda tutacağım. Yani hem saygı duyulmanızı hem de saygı duymanızı ön planda tutacağım. Başlıyoruz uzatmadan. Birinci sıramızda farklı biri gibi gözükmeyin. Doğal olun. Beğeniliyor, hoşlanılıyor. Başlıyor bir karşı tarafa kendini beğendirme çabası. Olmayan bir kişi gibi gözükme çabası. Ben ıstakoza bayılıyorum. Paris'te Şanzelize'de beyaz şarap eşliğinde yerdik eskiden. Havyar var mıdır acaba bu restoranda? Ya sen ne yapıyorsun? Sen öğlen bol yeşillikli iki tane lahmacunu gömmüş insansın. Orada ahkam kesiyorsun. Ya iyi yapmışsın bu arada, afiyet olsun. Doğal olan da o zaten. Ama verme o pozları işte. İçinden geleni yap. İlişkinin ikinci ayında şurada bir ocakbaşı vardı oraya gitsek ya deyince de değiştin sen demeye başlıyor sana. Sadece erkek için düşünmeyin. Kadın da var. Elim inanılmaz çabuktur. Sabah 7'de uyanırım, 7'yi 10 geçe kapıdan çıkmış olurum hem de en bakımlı halimle. Üçüncü buluşmaya 1,5 saat geç kalınca kadın milleti hep aynı diye yakıştırmaya sebep oluyorsun. Gereksiz yere eleştiriliyorsun. Şimdi bunun ipleri ele almakla ne alakası var diyenler olacaktır muhtemelen. Doğal olmadığın, kendin gibi olmadığın sürece bir yerlerde patlak verirsin. Rol yapmaktan sıkılıp kendin gibi olmaya başladığında sana bakış açısı değişir. Sana bakış açısı değişince de sonraki maddelerde sayacaklarımın etkisi azalır. Sen önce doğal olacaksın. Değiştin ya dedirtmeyeceksin kendine. Ben hep böyleydim diyebileceksin. Arkasında duracaksın yaptığın şeylerin. Bu şekilde o saygınlığını korursun. Önceden de söyledim. Saygı bu işin anahtar kelimesi. Bu maddede saygınlığımızı korumaya çalışıyoruz. 2. Kararlarını kendin al. Önemli maddelerden bir tanesi. Bir insanın kendi kararlarını alabiliyor olması çok önemlidir. Bu sadece ilişkide değil, hayatın her alanında böyledir. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir denir, bilirsiniz. Kararsız bir yapı tüm olumlu imajı zedeler. Karşınızdakinin saygısını kaybetmenize sebep olur. Her şeyden önce de kararsız birine ilişki teslim edilmez. Bu şekilde bakmalısınız. Sen daha kararlarını veremezken bir ilişkiyi nasıl yöneteceksin? O ipleri eline alıp ne yapacaksın? Karar almak çok önemli. Tabii ki kastettiğimiz başına buyrukluk değil. Fikir alma, burnunun dikine git değil. Yanlış olmasın orada. Fikir alırken ben kararımı verdim ama tabii ki senin yorumlarını da duymak isterim. Duruşunu gösterebilmek. Bundan bahsediyoruz. Diğer türlü olunca ne oluyor? Senin kararlarını başkası alır oluyor. Bazen senin kararlarını fikrin bile sorulmadan başkası almış oluyor. O zaman da ne oluyor? İpler onun eline geçmiş oluyor. 3. Üstüne düşme, ısrarcı olma. Şimdi cepte gözükme videolarımızda çok sık bahsettiğimiz bir durum. Özellikle iletişimlerde geçerli olan madde. Üstüne düşme, üstüne gitme. Çünkü bunu yapınca ipleri karşı tarafa veriyorsun. Diyorsun ki al ben seninim, ben de hüküm sür. Bu kötü bir şey mi? Birine kayıtsız şartsız teslim olmak, bir sonraki maddede detaylandıracağım. Ama maddemize devam edelim. Üstüne düşme kısmı içinde bir bakış açısı sunayım size. Üstüne neden düşersin? Çünkü aklındadır. Aklında yoğun olunca da bir şekilde üstüne düşersin. Üstüne titrersin. Bunu belli edersin. Karışmak istersin, yönlendirmek istersin, dokunmak istersin o hayata. Vazgeçilmez olduğunu hissettiriverirsin ona. Peki yaranır mısın? Hayır. Anne bağırır mesela küçükken. Terli terli su içme der. Üstüne düşer. Hasta olmayı ister. Aman anne ya dersin. Öğretmenin bırakın bu haytalığı kendinize bir çeki düzen verin der. Üstünüze düşer. Geleceğinizi etkiliyorsunuz diye uyarmak ister. Aman hocam ya siz işinize bakın dersin. En yakın arkadaşın uyarır seni. Unut artık onu, zarar veriyor sana der. Üstüne düşer. Zarar görme ister. Aman kanka ya içimi karartma sen de dersin. Yani üstüne düşen taraf anne olsun arkadaş olsun. Hiç fark etmez. Hep bir terslenme durumundadır. İlişkide farklı olmasını beklettiren ne peki? Çok net.
İşte bu yüzden üstüne düşersen cepte gözükürsün. Üstüne düşülen kişi anlayamaz ilk etapta verilen değeri. O yüzden anlaşılamayacağınızı bile bile kimsenin üstüne düşmeyin. Alt madde, ısrardan uzak durun. Çünkü ısrar uzaklaştırır sizden. Neden görüşmüyoruz? Neden ilgi göstermiyorsun? Neden mesaj atmadın? Neden aramadın? Biraz arasana, biraz sevsene, biraz ilgilensene. Sonu olmayan bu tarz ısrarlar sizi eksik gösterir. Sizin bunlara muhtaç olduğunuzu hissettirir. Tamam, belki sen mutlu olmak için yapıyorsun ama olmaz. Bu şekilde alamazsın ipleri eline. Bu şekilde ancak cepte gözükürsün. Muhtaç görüntüyle saygınlığını yine kaybedersin. Şimdiki madde aslında birçok sorunun cevabı olacak. 4. Denge. Az önce dedik ya, kötü mü karşı tarafla ilgilenmek? Kötü mü üstüne düşmek? Hep bir adım atmak. Kötü değil, güzel. Ama karşılıklı olursa güzel. Karşılık alıyorsan ilgilen. Karşılıklıysa düş üstüne. Gözünden sakın. Ondan yana sıkıntı yok. Ama tek taraflıysa o sokak çıkmaz sokak. Nasılsa yapıyor der. Nasılsa yürüyor, koşuyor. Nasılsa geliyor. Neden ikimiz de yoruluyoruz ki der. Sen koş. Yorulursan ben koşarım der. Ama işte aması var. Çabuk alışır insanlar tembelliğe. Alışsa yine iyi. Alışmakla kalmaz, bunu bir görev olarak belirler size. Bir kere yapma, suçlu olursun. Bir kere yapma, ilişkinin katili sen olursun. O yüzden en önemli şey dengeyi kurmak. Sana adım atarsa adım atmak. Geri çekilirse durmak. Bu bir strateji, evet. Ama gerekli. Tembelliğe sürüklememek için önemli. Emek harcatıp uğraş verdirmek adına önemli. Çantada keklik değil bu demesi için önemli. Kötü bir söz, kabul. Ama denmiyor mu? Deniyor. Önleyebiliyor musun? Önleyemiyorsun. Abi burada böyle eğleniyoruz ama yenge kızmasın sorusuna biz medeni bir çiftiz. Ayrıca tabii ki haberi var. Bana güveniyor. Demesi farklı. İstemeyen gider kardeş, oba yapıştır diye tepki vermek ayrı. Şu anki örneği erkekten verdik ama kadın için de geçerli bu. O iletişim kişinin kalitesini gösteriyor, kabul. Ama çantada keklik görenlerin genel cümleleri oluyor. Bu maddenin hassas çizgisi. Uğraşsın ben biraz ağırdan alayım. Koşsun peşimden, burnu sürtsün, tersliğim biraz korksun. Bu tarz cümleler bir denge değildir. Sadece bazı şeyleri mantık yürütmeden yapmaktır. Bir yorum görmüştüm. Dediğiniz gibi yapıyorum, mesajlara cevap vermiyorum, aradığında açmıyorum. Ya ben öyle bir şey demedim, ben öyle bir şey demem. Çünkü bu medeniyetsizlik. Kalitenden ödün vermeyeceksin. Açacaksın telefonu. Son derece samimi iletişimini kuracaksın. Ayna tutacaksın karşındakine. Benle ilgilenirsen ben sıcağımdır demeye getireceksin. Ben aramayana arama, yazmayana yazma derim. En fazlası bu. Çünkü hata bu. Adam ya da kadın aramıyor. Yazıyorsun, 2 saat sonra cevap veriyor. Bir şey mi vardı diyor. Yazma, arama o kişiyi. Yanlış uygulanan ve mantık ile hareket edilmeyen taktikler başarısızlıkla sonuçlanır. O yüzden de her videoda söylerim. Mantığını kullanmayacaksan, sadece her sözü alıp uygulamaya çalışırsan başarısız olursun. 5. Detaylandırma. Şimdi size bir soru. Az önce örnek verdiğim iletişimde denge görmeyince ne yapmalısınız? Aradın, bir iki aramıyor. Bir iki mesaj attın, cevaplar ya geç geliyor ya gelmiyor. Sen istemeden görüşmek aklının ucuna gelmiyor. Ne yapacaksın? Arayacaksın. Ağzına geleni söyleyeceksin. Ya sen kim beni aramıyorsun ya? Sen oldun mu o kadar ya diyeceksin. Okkalı bir küfür, kapa telefonu. Çünkü yanlış örnek olmak bunu gerektirir. Ya tabii ki kimse böyle şeyler yapmıyordur. Ondan eminim. Ama yaptığınız, yani en sık yaptığınız şeyi söyleyeyim size. Ben bugün itibariyle bir daha seni aramayacağım. Aramayacağım ki anla nasıl bir şey olduğunu aranmamanın. Gelen nasılsın mesajına, nasıl olduğumu senin gibi yapıp akşama aktaracağım. Yani illa ona neden yaptığınızı, taktik uygulamaya başlayacağınızı, misilleme yapacağınızı söylersiniz. Söylersiniz çünkü bilsin, anlasın. Gerek yok. Bırakacaksın, kendi fark edecek. Bırakacaksın, kafasını çalıştıracak. Ya hocam bir ay geçse de anlamaz benimki. Genelde böyle söyleniyor. İşine gelince öyle bir anlar ki, anlamamazlıktan gelmesinin sebebi aslında ipleri elinde tutması. 6. Pasif olma, çözümcül ol. İlişkide önemli ama hassas çizgili olan bir kavramdan bahsedeceğim. Pasif olmak. Bir ilişkide ipleri eline almak istiyorsan, bir ilişkide kontrolü sağlamak istiyorsan pasif olamazsın. Sessiz olamazsın, suskun duramazsın. Fikrini söyleyebilen, yön verebilen, düşüncesini çekinmeden ifade edebilen biri olman lazım. Ancak bu sayede söz sahibi olabilirsin. Utangaç, çekingen. Karşı taraf ne derse tamam diyen bir ilişkide söz sahibi olunmaz. Bu sizin için olmazsa olmaz bir duruş olmalı. Ama en başarısız olunan madde genelde bu oluyor. O çekingenliği kıramıyor insanlar.
Aman şimdi bunu demeyeyim, yanlış anlamasın. Aman şimdi zıt gidersem kaybederim. Şunu söylersem çok sivrilirim. İtiraz edersem terslenirim. Ne oluyor peki? Fikrini söylemeyince pasif kalınıyor. Bu durum alışkanlık yapıyor. Bir de diğer yüzü var. Vur deyince öldürmeler. Fikrini söylerken ukalalık yapanlar. Düşüncesini söylerken uygulanması için diretenler. Dominant görüntüler. Bunlar da kaybettirir. Arasını bulmak çok önemli. Özgürce fikrini söyleyebilmelisin. Karşındakinin fikrini dinleyebilmelisin. Ortak nokta için çözüm üretmelisin. Çözümcül biri olursan iş bitiriciliğin yüzünden ön plana çıkarsın. Sorunları çözen, çözümcül fikirleri olan her zaman yönetir. Yani kontrol onda olur. Yani ipleri eline alır. 7. Adaletli ol. İnsanların en önem verdiği şey adalettir arkadaşlar. Adaletli davranan insanlar her zaman kazanır. İpleri ele alma konusunda kazanır, yönetme konusunda kazanır. Adaletli biri olursan bir zaman sonra tüm yönetim sana geçer. Bu arada bu her konuda böyledir. Tüm ilişki kontrolü sana geçer yani. Biz oradan devam edelim. Çünkü insanlar her zaman adaletli olana güvenirler. Haklıysa karşı tarafa hakkını teslim etmelisin. Bu sayede teslim olur kişi sana. Der ki adaletlidir bu, hak yemez. Güvende hisseder kendini. Kontrol için savaşmaz. Seviyorsa, ilgileniyorsa görür adaletli kişi. Hakkını verir, karşılık verir. O yüzden arkadaşlar, sadece kontrole ele almakla kalmıyor bu iş. İpleri elime alayım, kukla gibi oynatayım mantığıyla yaklaşıyorsan adaletli olamayacaksın demektir. Yani bu sana kaybettirecektir. Elinden kayar gider bu ipler. O yüzden siz tüm maddeleri yapın. İpleri elinize alın. Bu ipleri de kukla oynatmak için değil, tekniği kıyıya sağlamlaştırmak için kullanın. Videonun sonuna gelirken yine size bir soru. Sizce ilişkinin kontrolünü ele almak adına yapılamayan, yanlış yapılan madde hangisi? Paylaşın bizimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.